Merhabalar. Bu videoda pankreasın akut iltihabı dediğimiz akut pankreatit sonrasında gelişen ve karın içinde yer işgal eden, bazen ağrıya, çevre dokulara basıya neden olan pseudokistlerin endoskopik tedavisini konuşacağız. Pseudokistler demin bahsettiğim gibi pankreas bezinin iltihabından sonra gelişir ve pankreas kanalıyla ilişkilidir. Zaman içinde bu yalancı kistler giderek büyür, karın içinde yer kaplar. Yer kapladığı zaman bazen ağrıya, beslenme güçlüğüne, damarlara bası ya neden olur ve hasta size farklı yakınmalarla gelir. Eskiden bu kistlere cerrahi uygulanırdı. Daha sonradan radyolojik tekniklerin gelişmesiyle beraber cilt üzerinden bu hastalara karın içine bir kateter uygulanırdı. Ve bunların bir sürü riskleri, enfeksiyon riski, fistül dediğimiz bu kistlerin dışarıya akma gibi bir sürü yan etkileri söz konusuydu. Günümüzde endoskopik olarak endosonografi dediğimiz endoskopun ucunda ultrason cihazının olduğu bir cihazla mide ya da 12 parmak bağırsağına ağızlaştırılabilir bu kistler. Bunun avantajı ne? Herhangi bir kesiye ihtiyacınız yok karın üzerinden. Ne cerrahi ne de radyolojide kullanıldığı gibi bir girişim değil bu. Sadece içeriden yapılıyor. Avantajları neler? Bir defa bu kistlerin içinde yüksek oranda protein var. Bunu dışarıya akıttığınız zaman bu hasta için bir protein kaybı demek. Ancak mide ya da 12 parmak bağırsağına ağızlaştırdığınız zaman bu kistlerin içindeki protein hastanın kendi ince bağırsağından emileceği için bir avantaj sağlar. Enfeksiyon riski daha düşüktür. Bu kistler kaybolduktan sonra bu ağızlaştırma işlemi esnasında kullanılan bizim stent dediğimiz bazen metalik bazen plastik stentler hasta düzeldikten sonra yakınmalar geçtikten sonra çekilir. Hasta günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam eder.